Evet sevgili Bilge Bakçılar, hepinize selamlar. Ben Tonguç Akademi stüdyolarının oldukça uzağındayım. Ve tabii ki yine üzüldüm. Yani niye üzülmeyeyim ki? Arkadaşlar yani ne yapıyoruz ben anlamadım. Hızlı şifreler aradaki farkı açmaya devam ediyorlar. Ve ben özellikle bu konuda geçtiğimiz hafta anlaştığımızı düşünüyordum. Yani Osman Hocam ben şu konuda özellikle çok ciddi anlamda problem yaşıyorum. Bunu nasıl çözebiliriz? Osman Hocam bence hızlı çıtaları şunları şunları yaparsak geçebiliriz gibi tavsiyeleriniz de benim için çok önemli. Ben tabii ki daha önceki anketlerinizi değerlendirdim, yorumlarınızı değerlendirdim. Bunların hepsini alıyorum. Nasıl daha iyi olabiliriz bunlar üzerine çalışıyorum ama sizlerle bu konuda konuşuyor olmak da bana ayrıca güç veriyor. Bunu bilmenizi isterim. Evet sevgili arkadaşlar ben bu konuda umutsuz değilim onu söyleyeyim. Çünkü sizler Osman Hoca'nın öğrencilerisiniz. Bu konuda bizim sizlere söylediklerimizi yapmaya lütfen devam edin. Aradaki puan farkı çok hızlı bir şekilde kapanabilir ve bizler öne bile geçebiliriz. Hızlı çıtalar bir anda yani ne oluyoruz moduna bile girebilirler. Onlar şimdi galibiyetlerini arkadaşlar kutluyorlar. Ama bu galibiyet kutlamaları bir rehavete dönüşebilir. Bence ne yapacağız? Bunu bir avantaja çevireceğiz. O yüzden bu hafta sizlerden isteğim şöyle güzel bir şekilde bu işe bir kanalize olalım ve elimizden geleni yapalım olur mu? Evet şimdi bu haftanın en başarılı arkadaşlarına bir bakmak isterim. Özellikle Berat Usta Vural, Duru İrem Dursun, Giray Emniyet, Hiranur Ulusoy, Mertcan Coşkun, Fatma Sena Alper, Celal Can Portakal, Taylan Öztürk, Ebrar Özbek, Anıl Berk Orhan isimli arkadaşlarımız en başarılı 10 arkadaşımız olmuş. Bu arkadaşlarımızı ve diğer tüm emek veren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kocaman bir alkış gelsin. Evet sevgili arkadaşlar tabii ki geçen hafta olduğu gibi bu hafta da aramıza yeni katılan yani yeni Bilge Baykuş olan arkadaşlara da bence bir de selam vermenin vakti geldi. Ferhat Yücedağ, Alperen Kök, Bora Demirkayalı, Nehir Göksu, Eren Şahin, Mustafa İlteber Yılmaz, Gülcan Üren, Onur Köşker, Mehmet Eren Coşkun, Zeynep Dursun isimli arkadaşlarımız da aramıza hoş geldiler. Bu arkadaşlarımız da ne yapıyor? Hızlı bir şekilde böyle günümüze güç katmaya devam etsinler. Çünkü hızlı çıtalarla aramızdaki farkı bir an önce kapatmamız lazım. Evet sevgili arkadaşlar bizler geçen hafta sizlere bir şey söylemiştik. Demiştik ki arkadaşlar bazı sorularınız varsa bizlere gönderin. Şöyle güzel bir şekilde cevaplayalım. Ve sizler de sağ olun bizlere birbirinden güzel sorular gönderdiniz. Şimdi Çalışkan 5603 isimli arkadaşımız demiş ki hocam klasik sınavlara mı çalışalım, LGS'ye mi hazırlanalım diye güzel bir soru sormuş. Sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sistemimizde güzel iyileştirmeler yapmaya devam ediyor. Ve sizler de şu anda hocam klasik mi sınavlar işte yoksa test mi olacak, işte LGS'ye mi hazırlanalım yoksa işte sınavlara mı çalışalım gibi türlü sorularla gelebiliyorsunuz. Öncelikle içiniz rahat olsun. 8. sınıfta sınavlarımız öyle çok da zor olmuyor. Niye böyle söylüyorum? Onlar kolay sordukları için mi? Hayır. Çünkü bizler aktif olarak LGS'ye hazırlanıyoruz arkadaşlar. Ve yazılı sınavlarımız da LGS müfredatından ibaret. Bu yüzden bizim çokça çalışmamıza, sınırsızca çalışmamıza gerek yok. Zaten yapmamız gerekenleri LGS hazırlığı için yaptığımız için bu sınavlarımıza da etki edecek. Ha, klasik sınavlarda bu noktada biraz daha yorum yapmamız gerektiği için o yüzden klasik sınavlarla alakalı birazcık ekstra çalışma yapmak sizleri öne çıkaracaktır. Peki hocam ben bunu nasıl yapacağım diyen arkadaşlar varsa tabii ki Tonguç Akademi ailesi bu konuda sizlerle. Yazılı haftamız yaklaştıkça yazılıya hazırlık videolarımız gelecek ve bunları takip ederek çok rahat bir şekilde 100 alabilirsiniz diye düşünüyorum. Niye? Çünkü sizler Bilge Baykuşlarsınız, yaparsınız. Niye yapamıyorsunuz? Evet, Zeyno Dallı isimli arkadaşımız. LGS programımı nasıl hazırlamalıyım hocam? Mesela ben bir program yaptım, iyi mi kötü mü onu uyguluyorum. Ama bunu zaten ne zaman değiştirmen lazım? Soru sayımı yükselteyim mi yoksa şimdilik gerek yok mu? Kafamda deli sorular demiş. Ve bu arada da Bilge Baykuşlar forever demiş. Evet, teşekkür ederiz sevgili Bilge Baykuş. Sorun çok güzel. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Şimdi Tonguç Cup'ta üstün bir performans sergilediğin zaman aslına bakarsan zaten LGS'ye hazırlanmış olacaksın. Bunu özellikle söylemeliyim, ifade etmeliyim. Bu senin için bir hazırlık durumu. Onun haricinde okuldaki öğretmenlerin belki ekstra başka bir yerden ders dinliyorsan veya hizmet alıyorsan oradaki öğretmenlerinin yardımları senin LGS'ye hazırlanmanı sağlayacak. Bu konuda özellikle fazla mı çalışıyorum, hangi konulara daha fazla eğilmeliyim, bana göre en etkili ders çalışma programı nasıl olur sorusunun cevabı aslında seni birazcık tanımamızla alakalı bir durum. Ben özellikle Tonguç Cup'ta sana verilen ödevlerin de seni önemli ölçüde güçlü kılacağını biliyorum ama çok daha fazlasını yapabileceğini de biliyorum. Bu yüzden seni tanıyan birinden, bir profesyonelden biraz destek istesen, yardım istesen çok güzel olur diye düşünüyorum. Mesela bu konuda ne yapabilirsin Zeyno? Okulun rehberlik birimine gidebilir. Öğretmenim ben böyle bir çalışma programı uyguluyorum. Bu konuda neler yapabilirim? Bu konuda bana biraz tavsiyeler verebilir misiniz diye sorabilirsin. Ve bu da senin için çok güzel olabilir. Çünkü bu konuda sana özel bir program senin daha güçlü olmanı sağlayacaktır. Evet, Gül isimli arkadaşımız bir soru sormuş. Osman Hocam, Tonguç Cup ödevlerimi yapıyorum. O yüzden sorumu cevaplarsınız diye düşünüyorum. Tabii ki cevaplarız. Niye cevaplamayalım? Bilge Baykuşlardan olmanız benim için zaten sorunuzu cevaplayacağım anlamına geldiği için hiç problem yok.
Umarım yakında skoru da değiştireceğiz demiş. Umarım. Özellikle destekleriniz bu noktada benim için çok önemli. Benim sorum şu. Bazı arkadaşlarım LGS stresini şimdiden hissediyor ama ben kendimi hiç 8 olmuş gibi hissetmiyorum. Nasıl olsa daha zamanı var diye kendimi avutuyorum ve hafta sonları falan hiç çalışmıyorum demiş. Ne önerirsiniz diyor bu arkadaşım. Evet, ben özellikle duygu durumunu bu kadar güzel bir şekilde açıkladığın için sana bir kez daha teşekkür ederim. Gül Hakan isimli arkadaşımız. Şimdi bu durum özellikle normal çünkü bazı arkadaşlarımız geçtiğimiz yıllarda çok fazla emek vermediği için, yani bir şeye düzenli olarak uzun süre emek vermediği için bu moda henüz giremeyebiliyorlar. Tatil modu biraz uzun sürdü. Eylül, Ekim derken böyle birazcık tempomuzu arttırmamız gereken aylar. Arkadaşlarımız bunu yapıyor. Bu bizim içimizden gelemiyor olabilir. Şimdi ben özellikle Tonguç Kap'ta, Bilge Baykuşlar'da yarışmayı seven bir arkadaşıma şunları söylemek isterim. Hayat bir yarış ve mücadele. Bizler eğlenceli bir ortam yarattık. Hayatın minik bir simülasyonu aslına bakarsanız. Çünkü yarın bir gün doktor, mimar, mühendis, avukat her neyi seçersek seçelim. Meslektaşlarımızdan daha iyi olmak için maddi ve manevi huzuru, tatmini biraz daha yakalayabilmek için daha farklı şeyler yapmamız gerekecek. O yüzden bunu şimdiden de yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Gözümüzü kapatıp açtığımız zaman 20 yıl sonrasını hayal edeceğiz. Ben neredeyim? Nasıl bir ortamdayım? Çevremde neler var? Nasıl bir çalışma ortamı beni mutlu ediyor? Kendimi nereye ait hissediyorum? Soruların cevapları olmak istediğimiz kişiyi gözlerimizin önüne getirmemizi sağlayacak arkadaşlar. Bu yüzden o kişiyi şu anda ne kadar çok hayal edersek çalışmak için de o kadar çok sebep buluruz. Benim sizlerden ricam bu konuda lütfen kendinizi bu şekilde motive edin çünkü çok işe yarıyor. Evet sevgili arkadaşlar, hızlı çıtalar arayı hızlı bir şekilde açıyor ama bence bizim de hala yapmamız gerekenler var. Öncelikle şu puan farkını hızlıca bir indirip bence onlara acaba ne oluyor arkadaşlar, çok mu fazla bu işi hafife aldık cümlesini onlara kurdurtmanın zamanı geldi. Şimdi ben bu konuyla alakalı sizlere bir şeyler söyledim ama hocam bence şunu da yapalım dediğiniz şeyler varsa onları da şöyle aşağıya yazmayı lütfen unutmayın. Haftanın ödevlerini şimdi ekrana getirelim. Bakın bu ödevler sizin için çok önemli. Bu hafta özellikle erkenden bu işleri halledelim, bitirelim. Şöyle gücümüze güç katalım, puanlarımız şöyle bir hareketlensin. Ben özellikle bu hafta sadece haftanın kendi içerisinde artık binli puanlara, bin yüzlü puanlara kişi bazlı ulaşmanız gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapabilirsek eğer puan farkının da çok hareketlendiğini ve özellikle onları önemli bir noktada da geçeceğimizi şimdiden söylemeliyim. Bunun sinyallerini sizlere veriyorum. Evet hadi bakalım, gelsin yorumlar. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.